Suriye'deki bu sorunun çözümü için 3 başlık attık. Bunun bir tanesi EİT donattır. Bir tanesi terörden arındırılmış güvenli bölgedir. Bunu bazıları tampon bölge diye ifade ediyor. Bu çok yanlış bir şeydir. Tampon bölge filan değil. Terörden arındırılmış bir güvenli bölge. Kim için? Gerek bizim ülkemizden Suriye'de bir güvenli bölgeye yerleştirilecek insan, gerekse Suriye'den kaçanların artık Avrupa'ya filan değil o bölgeye yerleşmesine yönelik bir altyapı hazırlığı. Bu hazırlıkların yapılması lazım. Burada tabii bakın çok açık ne söylüyorum. Şu anda Avrupa Birliği'nin birçok belli yerlerde destekleri olduğu gibi burada da gerek Avrupa Birliği'nin gerek dünyada değişik ülkelerin verebileceği destekler var. Bizler de bu konuda elimizden gelen her türlü lojistik desteği vermek suretiyle orada altyapı çalışmalarına gireriz. Oralarda bir çadır veya konteyner kent değil. Ben diyorum ki onların özgün mimarisiyle orada konutlar yapmak suretiyle bu insanları oralara yerleştirebiliriz. Çünkü onlar da kendi ülkelerine zaten dönmek istiyorlar. Suriye'dekiler de imkan olmadığı için zaten buralardan ayrılmak durumunda kalıyorlar. Bunu da çok önemli bir şekilde değerlendirmemiz gerekir diye düşünüyorum. Tabii mülteci kriziyle ilgili Türkiye Avrupa Birliği ortak çalışma grubu ve fonlar konusunu arkadaşlarımız görüşüyorlar. Ve tabii burada terörle mücadeleye gelince DAEŞ terör örgütüyle, bunun yanında PKK, DHKPC bütün bu terör örgütleriyle bir ortak mücadele platformunun oluşması lazım. Benim teröristim iyi, seninki kötü anlayışı olmaz. Bakınız En-Nusra terör örgütü ne deniyor? DAEŞ'e karşı o da savaşıyor. Şimdi DAEŞ'le savaşıyor diye En-Nusra iyi oluyor mu? Ama PYD ve PKK DAEŞ'le savaşıyor diye onu dost olarak ilan edenler var. Böyle bir yanlışlık olamaz. Ha burada bir şey daha ayırt etmemiz lazım. Benim Kürt vatandaşlarımla bir defa bölücü terör örgütü PKK aynı değildir. O ayrıdır, o ayrıdır. Kürt vatandaşlarım benim vatandaşımdır. Onlara hizmet etmek de bizim görevimizdir. Ve bugüne kadar bu hizmeti Cumhuriyet tarihinde görülmemiş şekliyle biz yaptık. Hala ve o toplantılarla birlikte de çok güzel bir adım atmıştık. Bunun şimdi de aynı kararlılıkla devam etmesi inanıyorum ki bu süreci çok daha güzel bir yere taşıyacaktır. Ben de çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bien voilà, bonjour à chacune et à chacun d'entre vous. Vous avez vu que nous avons eu l'occasion de participer successivement à deux réunions de travail particulièrement intenses. Cette visite d'État, comme vous le savez, s'inscrit dans le cadre du lancement de Europalia, qui est un événement important sur le plan culturel, soutenu aussi sur le plan des acteurs économiques, et nous aurons l'occasion ce soir de procéder ensemble à l'inauguration officielle d'Europalia. Vous savez aussi que les liens qui rassemblent la Belgique et la Turquie sont des liens anciens. Ce sont des liens politiques, ce sont des liens diplomatiques, mais c'est peut-être surtout des liens personnels. Il y a dans notre pays, en Belgique, 220 000 concitoyens d'origine turque, dont une immense majorité, à peu près 80%, sont des binationaux, ont donc la double nationalité, et ça montre à quel point ces citoyens jouent aussi un rôle important dans tous les domaines de la vie de notre pays, sur le plan politique, sur le plan culturel, sur le plan social, sur le plan économique. Ensemble sur le plan international, mais aussi ensemble sur le plan...